Şimdi bir sonraki konuşmacıyı takdim ediyorum, Doktor Profesör Doktor Cüneyt Kayalp Bey. Çok sevgili Cüneyt buyurun sahne sizin. Bize ven invazyonunda cerrahinin sınırları ne olmalı bence günün en önemli konuşmalarından biri ve bundan sonraki arter invazyonunda ven invazyonunda ne yapılacak? Herkese iyi öğleden sorular diliyorum değerli hocalarım, arkadaşlarım. Kayseri'deki bütün dostlarımıza misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, Erdoğan hocamı tekrar burada gördüm. Çok mutlu oldum. Ee, Tamer hocam, Tamer arkadaşım benim. Hızır aynı şekilde. Genç arkadaşlarım, Türkmen. Bizim çocuğumuz Ersin, onların ve diğer arkadaşlarım hepsini burada görmekten büyük mutluluk duydum. Ee, benim e, başlığım Ben ven invazyonunda cerrahinin sınırları ne olmalı? Bir espriyle başlayayım. Ben invazyonda sınır tanımam deyip başlayayım. Tabii öyle değil. <laughs> Sınırlarımız var ama şöyle nelerden bahsedeceğim? Bir çıkar çatışmam yok. Ben rezeksiyonuyla ilgili literatürü şöyle çok kısa gözden geçirip kişisel tecrübelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Venöz rezeksiyon riskli mi? İki tane metanaliz, analiz. İkisinde söylediği şey tabii ki klasik pankreatik göre morbiditesi daha yüksek. E, bu da otuz e, altı tane çalışmayı analiz eden yeni bir çalışma. Her ikisi de diyor ki venöz rezek ettiğiniz zaman standart people'a göre biraz daha yüksek morbiditeniz var. Hatta biraz mortaliteniz de artabilir. Peki niye yapıyoruz bunu? Çünkü e, hiçbir şey yapmadıklarımıza göre çok daha iyi bir survival elde ediyoruz. Bu e, NCCN'in biliyorsunuz yılda iki kere güncellenir. E, bu ikinci yani en son versiyon güncellemesi, tanımlama. E, Rezek nedir diyor. İşte Rezektabıl herhangi bir şekilde süper mezenterik bende herhangi bir şey yoksa porta mezenterik sistemde veya 180 derecenin altındaysa bu Rezektabıl'dır diyor. İrregülerite de olmayacak. Borderline bizim için önemli. Onun tanımı 180 dereceden daha fazla veya 180 dereceden az olabilir ama duvar irregülerse bu da borderline olarak tanımlanmış. E, lokal ileri ya da anrezektabul dediğimizde ise e, tümör tutulu ve bunu teknik olarak baktığınız zaman çıkartamayacaksınız yani rekonstrüksiyon yapamayacağınız gibi bir şey düşünüyorsanız da buna da anrezektabul olarak tanımlıyor. Daha sonra aynı kılavuzun bu küçük küçük yazılar ama bir iki tane şeyin altını çizmek istiyorum. Hastayı ne gönderdiniz, ne takip ediyorsunuz şöyle bir şey geliyor. Diyor ki, şu ikinci madde, perivasküler dokularda bir miktar büyüme var. Radyolog böyle rapor ediyor. Bunu nasıl yorumlamam lazım? Diyor ki burada bu tamamen kemoterapiye, radyoterapiye veya aldığınız tedaviye bağlıdır. O nedenle rezeksiyon kararınızı değiştirmeyin. Yani buradaki büyüme herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Neoadjuvanı aldı. Neadjuvan da hasta stabil. Tümörde bir gerileme yok ilerleme de yok, metastaz da olmadı. Hastayı değerlendirin ve cerrahi kararına hastada uygunsa devam edin. Lokal ileri ya da anrezektabul olarak değerlendirdiğiniz bir tümör, ne adjuvanı aldı, tümörde c99'da ciddi bir düşme var, hastanın genel durumu iyi, kilosu toparlıyor, filmlere baktınız ve rekonstrüksiyon yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. O zaman yine bu hastayı cerrahiden esirgemeyin diye en son mesajları. Evet, venöz rezeksiyon yaparken nelere dikkat ediyorum? Yani benim elimde bir şeyim var mı? Hani böyle bir kılavuzum var mı? Ya da neler teknik olarak benim için önemli? Şimdi kettle yapıyorum. Daha önceden yapmıyordum. Aslında bazı kötü tecrübeler insanı tabii bazı şeyleri öğretiyor. Klasik olarak iki santimetrenin altındaki e, Mesafelerde işte uçuşu anastomoz çok rahat yapılıyor uzadığı zaman birazcık da aralara bir şey koymak gerekiyor vesaire böyle primer anastomoz yapacağımı düşündüğüm bir hastada e, bir şey yaşadım sıkıntı yaşadım e, karşı karşıya getiremedim ondan sonra aşağıdan bağırsakları işte arkadaşlar itekliyorlar vesaire anastomozu yaptık bu sefer sündü böyle şey gibi oldu e, kum saati gibi oldu vesaire falan ondan sonra kettle brush'ı yapınca yukarıya doğru rahat atabildim. Kettle geniş yapmak gerekiyor. Yani sağ kolonu appendix'in oradan, terminalium'unu oradan tamamen mobilize etmek ve yukarıya kaldırmak gerekiyor. Ve ince bağırsak mezosunu yukarıya iyice kaldırıp ideali ta sol renal veni görüleceğe kadar ilerlemeniz gerekiyor. Yani yukarıya iyice kaldırmanız gerekiyor ki bağırsaklar yani süperi mezenterik arter ve ben aşağıya değil de artık böyle yukarıya sağ üst kadrana doğru dönebilsin. Bu bence önemli hatta şöyle yazılar da var yani bizim işte o iki santimlik mesafeyi iyi bir kettle brush yaparsanız ikiden daha uzun mesafelere bile e, araya graft koymadan primer anastomoz olabilir diye. Bu bence önemli e, bir diğeri vasküler kontrol tabii ki bir reseksiyon yapacaksanız bunun getirenini götürenini kontrol etmeniz gerekiyor. Bir de porta iki tarafından kanayan bir şey. Arter gibi değil. Yani bir tarafını tuttuğun zaman öbür taraf kansız değil. Alttan üstten ayırmanız gerekiyor. Eğer konfluensi tutan bir yerse o zaman spleniklerini de kontrol etmeniz gerekiyor mutlaka. Bunu pankreası tümden askıya alarak da yapabilirsiniz. Ya da pankreasın arkasına girip sadece beni de kontrol ederek yapabilirsiniz. Ama mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, yine dedim ya tecrübeler e, o hastada acaba ben gerekir mi gerekmez mi gerekmeyeceğini düşünmüştüm. Daha sonra işte araya bir şeyler gerekir mi diye düşündüm. E, bence eğer rezeksiyon yapacaksanız hele hele bu bir segmenter rezeksiyon, uçuşa anastomoz veya segmenter rezeksiyon, araya bir greft gibi bir şey olacaksa zaten önceden greftinizi hazırlayın. Kullanın ya da kullanmayın. Benim tavsiyem bu. Önceden greftiniz hazır olsun. Çünkü acil bir durumda eğer ki anastomozu yapamazsanız ya da iş uzar ise ...araya koyacak parçayı bulmak zaman alacaktır. Bu da karaciğerin iskemisine neden olacaktır. Tamam arter gidiyor, arter çalışıyor ama... ...yine de e, kanın üçte ikisi portadan gidiyor. O nedenle graftiniz hazır olsun kenarda. Son olarak da SMA kontrolünü çok e, önceden yapmıyordum. Şu sıralarda çok seviyorum. Bunun nedeni de yine uzamış olarak rekonstrüksiyon uzadığı zaman bağırsakta çok ciddi ödem oluyor. E, ve o, o ödemli bağırsağı daha sonra siz pankreas anastomozu ve safra anastomozu yapacaksınız. O nedenle süper, e, süper mezenter arteri aşağıda gördüğünüz zaman ki işte arter first şu anda rutin yapıyoruz. Arteri görüp de buldokla ya da vasküler klemple kontrol ettiğiniz zaman e, venöz rekonstrüksiyon esnasında hem kan kaybınız az oluyor belki ama esas olarak bağırsaklardaki ödemin azaldığını düşünüyorum. Ee, rezeksiyon anastomozu yaptığınız zaman ya işte buradaki gibi SMV'nin üzerinde ya portal venin üzerinde bir dikiş attığınız oluyor ama konfluensi çıkarttığınız zaman siplenik splenik veni rekonstrükte edebilirsiniz ama parça çıkınca her zaman splenik veni oraya yandan bağlayamayabiliyorsunuz ya da bağladığınız zaman böyle bir e, köşelenme yapabiliyor. E, o nedenle e, bazen de splenik veni tamamen güdük şeklinde kapatıp e, bırakabilir misiniz? Evet. Güdük şeklinde kapatabilirsiniz. Bunun bir yan etkisi olur mu? Olur. Nasıl bir yan etkisi olur? Sol taraflı portal hipertansiyon olur. Oranı nedir? Herkes başka başka şeyler söylüyor ama benim gördüğüm, yani bütün hastalarda oldu. Bana göre yüzde yüz oluyor. Hepsinde oluyor. Hele hele uzun vadede. Evet, kimlere venöz rezeksiyon yapmıyorum? Hani dedik ya sınır tanımam öyle değil tabii ki. E süper mezenterik venin jejunal dalları aşağıda üç tane var ama ana, ana, anatomik varyasyonlarda çok fazla dal da olabiliyor ama sıklıkla üç ven var. O üç venin olduğu yere anastomoz yapmayı çok fazla tercih etmiyorum. Yaptım mı? Yaptım. E venöz greftle 3 tane damarı bağlayıp yukarıda portaya bağladım. Teknik olarak bağlanabilmesine rağmen iki tane sıkıntı görüyorum. Bir tanesi bu venler oldukça ince. Yırtılmaları çok kolay ama daha e, bence zor olan sorun e, torsiyonu oluyorlar. Yani orası çok böyle sabit duran bir şey değil. Yani üç tane damarı, incecik damarı bir tane grefte bağlıyorsunuz. Bunlardaki en ufak bir dönme bunlarda da neden oluyor. O nedenle e, jejunal dallara giden e, tümörlerde ya da onlara ilerleyen tümörlerde vasküler rezeksiyonu ben tercih etmiyorum. Bir diğeri porta mezenterik tromboza bağlı kavernomatöz transformasyon oluşmuşsa yani pankreasın baş kısmı her taraf kolleterallerle doluysa çok kanamalı oluyor. Ee, orada çok tercih etmiyorum. Literatürde bunların örnekleri var ama ben tercih etmiyorum. Distal pankreate sirküler tarzda bir e, venüs, porta mezenterik rezeksiyon yapmıyor. Mesela e, distal pankreatektomi yapacağız ama portanın sol tarafında e, ee, var ve buradan parsiyel bir e, patch şeklinde çıkartılabilecekse bence bu olabilir. Ama e, yukarıda superior pankretik ödüneler var, aşağıda e, inferior pankretik ödüneler beni çıkartacak şekilde sirkülez bir şey çıkarttığınız zaman pankreasın baş kısmındaki e, venöz drenajı bozuyorsunuz. Bu da ciddi bir sorun. Onun için bunlarda da yapmıyorum. Evet, rejinal ben rezeksiyonu bu. Aşağıda dallar. E, bu e, Japonya'dan bir çalışma. 10 tane hastada ven e, rezeksiyonları yapmışlar. Çok farklı anatomik varyasyonlar var. Olabileceğini, bazılarını iptal edebileceğinizi söylüyorlar. Ama benim pratiğimde hem damarların hem ince olması hem de torsiyon nedeniyle çok fazla tercih etmiyorum. Bu yine bir tane olgu sunumu. Almanya'dan Bühler grubunun e, kavanoid transformasyonda önce şantlayıp arkadan bir sonrası e, araya graft koyarak e, şeyin yapıldı. Bir tane olgu sunumu çok nadir vakalar. Bu bizim yaptığımız bir hasta ama bu hasta Whipple değil, kronik e, pankreatit e, olan bir hastaydı. Ve e, portal ven trombozuna bağlı kavernöktöz transformasyonu vardı. Ameliyat gerçekten Whipple değil ama kanamalı oluyor. E, o nedenle e, buradaki tecrübelerden dolayı da WIPL'ı e, çok fazla bu hastalarda tercih etmiyorum. Biraz önce söylediğim distal pankreatit ekonomide e, mezenterik rezeksiyonla ilgili literatürde yazılar var ama Sirküler tarzda bir greftin araya koyulduğu e, çalışmada ben görmedim. Yani bu teknik olarak yapılabilir mi bilmiyorum ya da sizlerin tecrübesi var mı bilmiyorum ama üstteki ve alttaki drenaj diyodonumun başı yani pankreas başını ve diyodonunu dreneden venleri kesip de araya bir greft koyduğunuz zaman e, orasının çalışmayacağını e, ya da venöz drenajın olmayacağını düşünüldüğü için herhalde yapılmıyor. Hangi greftler? E, literatürde çok fazla greft var tanımlanmış. E, benim hiç kullanmadığım ama literatürde tanımlanmış femoral ven grafti, falsiformis ligaman, juguler ven, internal iliak ven, entetik greftler var. E, bunlarla ilgili herhangi bir tecrübem yok. E, tecrübesi olan hocalardan şey yapabiliriz. Bunlarla ilgili bilgi alabiliriz. Ama ben eee kadaverik greftleri portaya kullandık mı, kullandık. Peritonu kullandık. Inferior mezenterik veni sol gonadal veni, sol renal veni, splenik veni ve safen veni e, porta mezenterik sistemde kullandık. Bu sadece pankreatik ödeme değil. Karaciğer transplantasyonunda, travmalarda, çeşitli indikasyonlarda e, portal sistemdeki defekleri ortadan kaldırma amacıyla bunlarda e, bunlar da tecrübemiz oldu. E, bence hepatobilyer cerrahide karaciğer transplantasyonu ile uğraşmanın çok büyük bir avantajı var. Devamlı portayla uğraştığınız için karaciğer naklinde burada bir rahatlık sağlıyor size. İkincisi e, kadaverik grefleriniz oluyor. burada Cemal Cemalettin hocaların da yaptığı işte bir şeyin karaciğer nakil merkezinin bir damar bankası oluyor. İstediğiniz boyda, ende e, grefleriniz oluyor. O zaman işte onu mu kullanayım, bunu mu kullanayım derdiniz olmuyor. E, çok büyük bir avantaj. Yine burada bunun çalışması portal ven rekonstrüksiyonu e, pediatrik hastalarda yani çok rahatlıkla e, portal ven rekonstrüksiyonu için kadavra grefleri kullanabiliyoruz. E, peritonu kullanabiliyoruz. Peritonla ilgili şey de yine böyle bir aciliyetten ya da mecburiyetten başımıza gelmişti. Hikayesini uzatmayayım ama acil bir durumda ortaya çıkmıştı. Daha sonra bizimle beraber çalışan şu anda Isparta'da Zafer böyle bir acil durumda bir enjektörün çevresinde sirküler tarzda peritonu sararak bir hastayı travma hastasında böyle bir rekonstrüksiyon yaptı ve burada patensizi portal ven patensisini sağlayabilmişti. Bu bizim kendi vakamız. Bir Whipple hastası süpermezenterik vende bir defekt var. Oraya periton Parietal peritonu e, kullanarak greflemiştik. Parietal periton kullanılabiliyor. Sadece şöyle bir şey var, biraz büzüşüyor. Yani zaman içerisinde, e, sirküler tarzda yaparsanız da kum saati gibi oluyor, e, skatris gelişiyor. O nedenle biraz peritonu kullanıyorsanız biraz bol bırakmanız gerekiyor. Yani bu bol bıraktıktan sonra zaman içerisinde o kendi kendine e, dengeliyor. E, bu da 2015'te yaptığımız e, onunla ilgili e, film. E, inferior mezenterik ven kullanılabiliyor. Ondan ilgili direkt pankreatik ödün de değil ama inferior mezenterik ven de uzun e, yandalı olmayan rahat kullanılabilecek bir ven. E, sirküler hale getirebilip e, orada portal ven içinde kullanabilirsiniz. Bu bir travmada bizim kullandığımız hem piriton hem de e, inferior mezenterik ven grefti. E, sol gonadal ven özellikle kadınlarda çok doğum yapmış kadınlarda oldukça iyi geniş ve uzun yandalı olmayan e, bir Damar sirküler hale enjektör üzerinden e, yapıp e, portal ven ya da porta mezenterik ven için dairesel şekilde e, kullanılabilir mi? E, kullanılabilir. E, bu bir transplant hastası. Portal vende e, trombusu olan bir hastaydı. E, çıkartıldı ve e, ondan sonra bir uzatma e, ile porta mezenterik sistem tekrar tamamlandı. Ee, renal ven kullanılabilir. Sol renal ven vene kavayı yakın bir mesafeden keserek e, birkaç santimetrelik renal ven, e, porta ven için kullanılabilir. Burada e, oksileri yani yardımcı olarak renal ven kullanılıyor ama e, şeyde de bir ameliyatlarında da ihtiyaç olduğunda e, kullandık. E, bu bir hastada e, başıma geldi. Onun ilgili görüntü yok ama şuradan anlatmaya çalışayım. Eee portal bende invazyonu olan ve total pankreatektomi yaptığımız bir hastada e, mezenterik sistemi yani venöz sistemi distaldeki splenik ben yani tümörsüz olan kısımdan tümörden uzak olan kısımdan çıkarttık ve burada frozenla bakıldı herhangi bir şeyde olmayınca splenik beni buraya transpoz e, transpoze ettik yani aslında bir oto transplantasyon oldu tek olguluk bir vaka yani repertuarda e, olabilecek tekniklerden bir tanesi belki. E, Safenven kullanılabiliyor. E, bu da bir nakil hastasından e, görüntü. E, Safenven'de e, bacaktan çıkarttığınız şeyi, valvleri de çıkarttığınız zaman dairesel şekilde e, bir e, tübüler hale getiriyorsunuz. E, şu portal portalven, bu hepatik arter e, ve herhangi bir problem olmadan da e, çalışabiliyor. E, ben e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim konuşmam bu kadar. Sağ olun.